oynayanlardan bir sürü olur mu kardeşim, işte bu şu ülkelerde de ya kardeşim, orada da serbest, adam gidiyor 12-13 yaşında Meksikalı'yı alıyor, Afrikalı'yı alıyor, onları altyapıda geliştiriyor. Profesyonel takıma çıktığı zaman eğer yeteneğiyle A takımda oynama, onu o zaman oranın vatandaşı da yapıyor değil mi? Nasıl İngiltere'de görüyorsunuz, ama İngiltere vatandaşı olmuş, Almanya'da gelmiş ama oranın vatandaşı olmuş değil mi? Biz de 30 yaşında adamları devşirme yaparak milli takımda oynatmaya çalışıyoruz. Yani peki, bu kadar basit yani. Kulüplerin yapısına, yönetim şekline ve altyapıya çok hassas bir insansın. İstersen o sevdiğin konulara yavaş yavaş girelim. Hollanda şey yapmış, belki yaşantısıyla ilgili belki sorunlar vardı, belki onlar düzeldi. Çünkü Oğuzhan hakikaten çok yetenekli. Çünkü yetenekli futbolcuyu bulmak çok zor. Düz futbolcu her yerde var ama yetenekli, yani işte Arda'nın yaptığı hareket yani. Hiç olmayacak pozisyonda. Mükemmel bu konuda. Yani bizim maalesef altyapılardaki eğitim noksanlı, taraftar eğitimi de, yani bir altyapı çocuklarına bir eğitim verilirse, bu eğitim ilkokullara kadar inerse, ilkokul ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı bir araya gelip bir sosyal derinlik kazanacak bir master plan yapmalı. Bunu yapmasak biz her sene işte milli takımımızın böyle geçici başarılarıyla seviniyoruz. Kulüplerimizin Avrupa'daki başarıları sıfıra yakın. Yani bir Galatasaray'ın o büyük başarısından sonra artık bu yanlışların da düzelmesiyle, ancak yine taraftarların birbirini kardeş gibi görmesi, maçın, futbolun bir eğlence olduğunu kabul etmesiyle, biz bu futbol kamuoyuna mutlaka yansıyabiliriz. Sıfır. Sponsorun hiç yok. Buna rağmen 70 milyon para ne yapmış? 100 bin euroya aldığı futbolcu 5 milyon dolara satmış. Bu bir, bu üniversitede olur. Tez olur. İki, Altınordu'nun başkanı Mehmet Bey'i. Ki radyo programlarımıza da çok bağlıyoruz. Yani konuşuyoruz değil mi? Şimdi bu insan, bir Sinan vardır yani, kusura bakmayın. Bugün çünkü ben kendim için söylemiyorum. Bugün Ali Dürüst de söylüyor, Ali Şen de diyor. Türkiye'de futbolun altyapısını en iyi bilen, yani futbol, bir futbol kulübün gelişmesini. Ben bir sürü Mehmet Ali Aydınlar'dan tutun, bir sürü insanlar bunu sokakta da görüp söylüyorlar. Bir yemek yediğimizde de söylüyorlar ama maalesef Türk futbol kamuoyunda gel Sinan Vardar, gel İlhan abi, gel işte Mehmet Bey deyip bizleri de bir dinlemelerini tavsiye ediyorum. Peki iki futbolcuyla ilgili düşüncelerini alacağım. İlk olarak Hakan Çalhanoğlu'nu sormak istiyorum. Evet. Hemen Barcelona sabah yine 11-12 arası, bu sefer Radyo Spor'dan bir isimle Doğan Öncel'le daha ilginç, daha farklı bir program yapacağız efendim. Hepinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi öğrendiklerimi, dışarıdan aldığım bilgileri kamuoyuna söylüyorum. Yani yeni sezonda biter. O da büyük bir başarıdır. Yani bitecek bu stadyum. Bu arada Enes Pehlivan'a çok teşekkür ediyorum. O anının en komik kısmını hemen videoya kaydedip Twitter'a aktarmış. Birazdan ben de izleyeceğim. Onu da ölümsüzleştirmiş. Evet. Enes Pehlivan, teşekkür ederiz sana. Hızlıca, sen çok detaylı bir şekilde özellikle altyapıyı analiz ettiğin için abi bazı şeyleri yetiştiremedim. Radyo Spor'daki programından, radyoculuktan bahsetmeni. İyi bir Beşiktaşlısın. Altyapıya önem veriyorsun. Yazarsın. Televizyon programları yapıyorsun. Radyocusun. Başkanlık var. Yani daha bunu sosyal medyada senin yazdıkların ve senin hakkında yazılanlarla ilgili kısma geçtik. İlk olarak tabii iyi başlamıyoruz, kötü başlıyoruz. Terör ve Levent Kırca, Levent Kırca'nın hayatını futbolda, işte İzlanda 300 bin nüfuslu bir ülkenin takımı gelir seni 6-7 puan farkla grup olarak bitir. Kesin. Çünkü altyapıya önem veriyorlar, gençlere önem veriyorlar, üretken oluyorlar, futbolcu pazarlıyorlar. Dikkat edin, İzlanda'nın birçok futbolcusu diğer ülkelerde oynuyor büyük paralar alarak. Biz futbolcu ithal ediyoruz, maalesef ihraç etmiyoruz. Yok çünkü öyle bir şeyimiz yok. İşte ne yaptık? En son kararla yabancı futbolcuyu serbest bıraktık. Şimdi buna biz itiraz edince, ya o zaman altyapılar mı? Türk futbolcu, milli takımla hangi futbolculardan mevzu? İktisatla büyük paralar veriyor. Peki veya abi, bir golcüye, yani Gomez'e nasıl karşı olabilirsin? Türkiye'de şampiyon olan takımların göbeğine baktığımızda, yani stoperlerine baktığımızda hep iyi bir ikiliyle şampiyonluk geldiğini görüyoruz. Mesela Uche, Hök hep aklıma gelir. Doğru. Galatasaray'da Son, Thomas. Doğru. Mesela zamanın futbolcuları Arda ile. Arda ne dedi? Ben birçok şeyi Serdar Özkan'dan öğrendim dedi mi demedi? Dedi mi? Dedi. Ya? Serdar benden çok öndeydi dedi mi? Dedi. Futbol kalitesi olan. Şimdi orada ben mi kabahatliyim?
Tamam mı? Serdar'ı met etmekle, Serdar'a arka çıkmakla. Ama Serdar yaşantısında ilgili sıkıntı mı vardı? Kulüple mi ilgili sıkıntısı var? Çünkü Gomez'in bir şansı daha var. Beşiktaş böyle andaki... yabancılara karşı değilsin bu arada değil yok mi abi? Kesinlikle, kesinlikle. Fark yaratan, seviye atlatan. Çok teşekkür. Bak güzel bir soru. İnsanlar demek Sinan Vardar işte tutucu, yıldız yabancılara... transfere karşı. Kardeşim bugün dünyanın dikkat edersen Danimark, çok başarılı. Da, bravo. Çünkü onlar daha disiplinli. Defans elemanlarına önce disiplin gerekiyor. Yani hiç sıfır hatayla oynaması lazım ki gol yememek lazım. Doğru mu? Evet. Ben işte tekrar Gomez'e dönmek istersin. Dönmek istiyorum. Beşiktaş'ın iki kanat adamı çok önemli. Gökhan, Kovarizma, bir de Frey neydi bizim İngiltere'den aldığımız? Bek. Yok. Yok yok. O Almanya'dan. Kanat yani. Oynayan ya. Geçen sene de çok beğeniyorum. Yani kanat futbolcuları Beşiktaş'ta çok yetenekli. Onların yapacağı da ve Şenol da bunu yaptırıyor zaten son maçlarda. Baştan yoktu. Devamlı topları kestirmeye çalışıyor. Yani ille Gökhan gibi kanadı zorlayıp ille çizgiye inmek değil de aldığı topları direkt Gomez'e yandan paralel toplarla. Onun için Beşiktaş bu sistemi de oturtuyor. Yani Beşiktaş çok daha başarılı maçlar oynayacak kesinlikle eminim. Enes Pehlivan iyi bir Beşiktaşlı. HT724 sosyal medya etiketiyle Sinan Başkan inşallah bir gün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olacak. Ha, çok teşekkür ederim. Öyle bir hedefin var mı Sinan abi? Vallahi niye olmasın da dedim zaman zaman ama bu sistemin içinde bize pek yer yok. Yaş da epey artık oldu Eyüp ya. Biraz diyoruz ki hani... Yok benden genç gösteriyorsun. Ay canım sağ ol da. Ve ben de artık bir şapkalı yani, tarz bir şey... Futbol Federasyonu Başkanı yani. Değil de bizim fikirlerim sağ olsun ben Fatih Hoca ile bir iki aydır bir diyalog içindeyim. Ona da bu fikirlerimi altyapıda yapılacakları falan hep söylüyorum. Yani bizi de ben o bir araya toplayıp bu futboldaki çelişkiyi, bu sistemsizliği çözmek için o mesela bir ilancı avcamı mutlaka dinlemelerini tavsiye ederim. Bugün 35 senedir bir tane sandalye bir masayla aldı kulübü. 70 trilyon repoda parası var. Yani, ama başarıyor. Efendim? Ligde kalma dışında başarısı. Ya, ama bu da bak kulübü batırmamış yani. Bu da bir başarı. Yani. Yine şampiyon olacak. Sadece bir işletme, bir fabrika, bir ticarethane gibi ama görmediğiniz kulüpleri. Öbür kulüpler kulüpleri batırdı. Yani iki tane, 20 senede Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu var. Bir katılın üstünde borç var. Yani neyse o tartışılır. Beşiktaş'tan başarılı olabilir ama sadece mesela ben Gençler Birliği taraftarların forumlarını okuduğum için evet. Şöyle eleştiriler yapıyorlar Sinan abi. Vallahi, evet paramız var. Evet işte ligde kalıyoruz mesela ama hiç kupa yok, hiç hedef yok yani. Bir fabrika gibi işletilmek de pek fazla istemiyoruz. Yani varsın 1 milyon dolar, zaman, 3 milyon dolar borcumuz olsun, 2-3 tamam. Tane de kupamız olsun. O zaman arkadaşlar yani 1500 seyirciyle oynamayacak Gençler Birliği. Ankara 3 milyon nüfusu olan bir şehir değil mi? 40 bin kişi oynasın, gelirleri artsın. İlhan abi onu düşünmez diye bir şey yok ki. Ama sen seyirci gelirin sıfır. Sponsorun hiç yok. Buna rağmen 70 milyon para ne yapmış? İstiyorum. İlk AŞ olan kulüp Beylerbeyi'dir ben yaptım. Yani kurumlaştırdığım bak 3. ligde bir kulübü aldım. Bir tane muhtarla ne belediye var ne 1 lira geliri var. Amatör kümeden aldım. 3. lige çıkarttım ve AŞ yaptım. Anonim şirket yaptım. İlk kulüp AŞ'dir. Şeyde, federasyona bakın. Türkiye'de ilk AŞ olan, yani kurumlaşmaya adım atan ilk kulüp Beylerbeyi'dir. Ve o sene 18 yaş grubuyla şampiyon olduk. 17 futbolcu sattım. O paranın bir bölümüyle Beylerbeyi'ne stat yaptım. Doğru. Milletimiz, ülkemiz zaten herkes aynı hisleri şu anda duyuyor. İnşallah böyle bir facia tekrar ülkemizin başına gelmesin. Bütün temennimiz o. Türk insanı güçlüdür. Birliği, beraberliği her zaman olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nı kazanan bir ülkeyiz biz. Onun için ben bunları